Tamam, 38. Tamam, 38 yıl önce buradan ayrıldığım yer. Sirkeci Garı. Evet, gördüğünüz gibi 38 sene sonra içeriye girdim. Hala eski şeyini koruyor. Tabii herhalde tamirat var. Bir de Orient Express'in kalktığı yer. Meşhur Orient Express. Evet. Evet, eski zamana yürüdük ama olsun. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Hüso Almanya'ya nasıl geldi onları anlatacak. Selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben sizlere Türkiye'den ilk çıktığım tarih olan 1985 yılından yaklaşık bugün günüme kadar geçmiş zamanımı biraz sizlerle paylaşmak istedim. Evet, ben sana sorayım. İlk nasıl karar verdin yurt dışına çıkmaya? Ya da hangi ülkeye gitmeye karar verdin? Ben ortaokul, lise çağlarında hep otellerde çalıştığım için biraz da çalıştığımız oteller lüks klaslı otellerdi. Bu otellere çok yabancı turist geliyordu. O zamanlarda Pamukkale'ye fazla turist gelmese de oldukça turist geliyordu. Bugün yıkılan Pamukkale Belediye Oteli'nde 14 yaşında çalışmaya başladım ben, komünlük yaparak. Daha sonra okul devam ettim. İşte liseye geldik. Liseden bitirdikten sonra bir arkadaşım vardı. O da benim gibi garsonluk yapıyordu. Biz beraber Antalya'ya çalışmaya karar verdik. Oraya gideceğiz beraber. Ama Antalya'ya daha hiç gitmişliğimiz falan yok. Daha yaşım 19. Neyse, arkadaşımla konuştuk, dedik ki hadi gidelim o zaman. Buluruz bir iş dedik. Bindik otobüse, Antalya'ya gittik önce. Biz niyetimiz Side'ye gitmekti. Neyse, oradan tekrar otobüse bindik, Side'ye vardık. Side o zamanlarda 3 veya 4 tane otel var. Şimdiki gördüğümüz Side gibi hiç değil. Neyse, otelin birine vardık, dedik, konuştuk. Bizi işe aldılar. Biz çalışmaya karar verdik. Bu arada Mart ayları falan okul bitti. Ama dediğim yıl 1980 yılı. Daha yeni askeri darbe gelmiş. Ortalık biraz daha böyle düzgün değil. Neyse. Ama benim esas amacım, çok turistler gördüğüm için hayalim olan, onlar Türkiye'ye gelip geziyorlar. Hem de gezmeyi de biraz sevdiğim için ben dedim ki arkadaşla beraber, biz dedim yurt dışına gitmenin yollarını arıyoruz arkadaşımla. Neyse, çalışıyoruz. O zamanlarda böyle bu all-inclusive oteller falan yok. Turistleri görünce mi etkilendi? Ya şimdi turistleri onların ben... Onların yaşam tarzını. Turistleri ben görünce onlar hep geliyorlar, geziyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Ne bileyim. Mutlu görünüyorlar. Mutlu görünüyorlar. Evet. Ondan sonra ben biraz böyle kafamın bir kenarına yerleştirdim. Nasıl olsa ben dedim. O zamanlarda vize olayı yok muydu? O zamanlarda ben ilk Avusturya Viyana'ya geldim. Vize yoktu. Sadece sizi oturun. İşte o zaman Avusturyalı olan birinin daveti göndermesiyle biniyorsunuz, geliyorsunuz. Aynen. Öyleydi. Neyse, aradan yine zamanlar geçti. 1985 yılında orada tanıştığım bir tane arkadaşım bana orada, işte ben Almancam yok ama birazcık böyle okulda öğrendiğim İngilizcem var. Anlaşıyoruz yani, seni anlayacağım. Anlaştık. Dedi, ben dedi oraya gittiğim zaman dedi sana bir tane davetiye kağıdı göndereceğim dedi. Bu davetiye kağıdıyla dedi size uçakla gelsin.
İşte o zamanlarda otobüs de vardı. Otobüsle veya trenle gelirsin dedi. Tabii maddi imkanlardan dolayı ben treni tercih ettim. Aldık. İşte ne zamandı? Pahalı mıydı uçak biletleri? Pahalı ya da mıydı bilmiyorum da ama ben uçaktan korktuğum için uçağa binmeyeyim diye, trenin sağlamı diye trenle gitmeye karar verdim. Eskilerden herkes trenle gidermiş değil mi yurt dışı? O zamanlarda duyuyorduk. Biz orada Almanya'da çalışan bu ailelerinden falan Türkiye'ye geldikleri zaman işte altlarında arabaları var. Mercedes. İşte Mercedes var, artık o zamanlarda en meşhur Mercedes. Evet. Geliyorlar neyse. Biz onları görüyoruz. Onlara da özeniyoruz. İşin gerçeği bu. Sonra Kasım ayı birinde, hatta 29'unda ben İstanbul Sirkeci'ye geldim. Kasım 29. Kasım 29'da. Yo. Ekim 29'da. Ekim 29'da. Neyse, Sirkeci'den ben tren biletimi aldım. Tabi bu arada pasaportu falan çıkarttık tabi. Ama o arkadaşım, o benimle beraber gelmek istemedi. O başka bir arkadaşıyla İsviçre'ye gidecekti. Sen Avusturya'ya karar verdin. Ben, bana davetiye Avusturya'dan geldiği için Avusturya'ya karar verdim. Hani Avrupa'nın herhangi bir ülkesi olabilirdi yani. Yani İsviçre olsaydı İsviçre'ye giderdim. Tesadüf olur. Belki İngiltere olurdu. Aynen. Neyse, bilemedim. Sirkeci Garı'na biletimi aldım. İşte bir akşam saatleri idi. Trenle artık Viyana'ya geleceğiz. Burada tanıdığım kişiyle yazıştık olan, ben şu tarihte geliyorum diye. Bu beni tren istasyonunda bekleyecek. Kaç gün sürdü? Valla 2-3 gün ne sürdü o zamanlarda bilmiyorum. Hmm. Yani dedim ya, yıl 1985 yılı. Neyse. 85'te mi geldin sen? 85'in Kasım 1'inde ben Viyana'ya ayak bastım. Yani Avrupa'ya ilk ayak bastığım yer. Öyle diyelim. Evet. Neyse, bindik trene. İşte Bulgaristan'la, bizi Bulgarlar'da çok korkutuyorlardı. Bayağı bunlar, hani kötü demeyeyim de tehlikeli. Sert diyorlardı bize. Neyse, trende falan kontrol ettiler bizi. İnmiyorsun zaten trenden. Çıktık. Bulgaristan'ı geçtik. Belgrad'a geldik. Belgrad'da dediler ki bana, tren değişecekmiş. Şimdi ben ilk defa yurt dışına çıktığım için daha o zaman kaç? 22 yaşındayım. Tek başıma. Neyse, herkes trenden iniyor. Ben de inmek zorunda kaldım. İyi cesaretliymişsin. Ama ne yapacağım? Şimdi indim trenden. Bir yazılığa gördüm. Hayatımda da o yazılığı hiç görmedim. Yani bilmiyorum yani. Sırbistan. Sırbistan mı? Kireyi istiyorlar şimdi. Şimdi yabancı tabi çekmiyoruz. İndim. Ben yazılara bakıyorum. Yazılar bana bakıyor. Bilmiyorum yani. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir de yalnızım. Yanında hiç kimse de yok yani. Böyle o zamanlar Türkler falan da yok. Sorabileceğim veya herhangi bir şeye danışabileceğim. Neyse. Oradaki görevlilere ben bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Biletimi gösteriyorum. Onu yapıyorum, bunu yapıyorum. Anlamıyorlar. Onlar beni anlamıyor, ben onları anlamıyorum. İşin gerçeği bu. Neyse, sonunda bir tane birazcık böyle İngilizce bilen birisi geldi. Dedi ki, sen üzerinden numara yazıyormuş. Hangi perondan kalk, değiştireceğim. Neyse, gittik bizim peronu buluverdi. Bindirdi beni yine trenin içerisine. Bu arada biz yine tekrar yalan. O zamanlarda Yugoslavya tek olduğu için tek sınır kapısı var. Biz oradan Viyana'ya geldik. Trenden indik. Sanki başka bir dünyaya indim ben. Çok bilemiyorum iyi. Yani. Mesela Sırbistan farklıydı, Bulgaristan daha farklıydı ama Viyana'ya indikten sonra daha büyük, farklıydı. Çok büyük şehir. Büyük tabii. Görkemli, büyük. Ürküttü mü seni, korkuttu mu? Ya şimdi ben tren istasyonu, öyle ben tren istasyonu daha görmedim. Ben Sirkeci'den bindim, küçücük bir tren istasyonu. Avrupa yakası. Evet. Anadolu yakası biraz daha büyük. Evet. Haydarpaşa. Neyse. Trenle indik, arkadaşım neyse ben buldum arkadaşım. Dedi, taksiye bineceğiz, gideceğiz.
Daha dışarı çıkmadık. Neyse valizimi aldım, çıktık. Bir kar var dışarıda. Kar, ha, o yıllarda evet. Ama nasıl kar var? Böyle her taraf bembeyaz, sadece arabaların geçtiği yerlere temizlemişler. O yıllarda Türkiye'de çok kar yağmıyor muydu? Hani senin bulunduğun yerde, Antalya'da mesela. O kadar, Antalya sana kar yağmıyor kar ki. Kar yağmıyor, doğru. Hani ben tam sezon kapanmış, neydi yine Ağustos'un sonu, Eylül'ler, Eylül ayı falan da kapanıyordu. Oradan çıktıktan sonra... Hoşuna gitti mi kar yağması, hani görmek ya da şey mi? Hani bazı insanlar sıcak ülkeden gelenler soğuk ülkeyi çok şey yapamazlar. Ya şimdi biraz alışma şeyinde birden soğuğu görünce hasta ben olma ihtimali biraz için. Böyle çok farklı oldum. Neyse bindik. Arkadaş evine götürdü bizi. Ertesi gün çıkardı. Beraber duyuyoruz. Viyana'ya dolaşıyoruz. Hani her şey farklı. Her şey farklı ama öyle güzel bir şehir ki. Evet, Viyana güzel. Ben bile böyle şeyim. Yani rüyalarda gibisi. Rüyalarda sudan çıkmış bana benzer derler ya. Onun gibi bir şey yani. Neyse. Bu arada zaman geçiyor ama soğuğu alışmak hakikaten zordu. Eksilmiştir kesin. Eksilir ama şimdi o çünkü zaman... benim çocukluğumda da Almanya öyleydi de oradan biliyorum. Eksi mesela 15-20 normaldi. Ama şimdi o kadar soğuk olmuyor değil mi? Daha önce. Hani ben geldiğimden birkaç sene sonra işte meslek yaptıktan sonra çalışmaya başladığım bir yer var. Gemi tersanesi vardı Viyana yakınlarında. -25 derece oluyordu. Çalışmak. Donuyordu orayı böyle buz kranlar diyorlar. Onları kırıyorlardı. Aynen. Neyse. Geldik oturduk. Bu arada işte 3 aylık diye şey gönderiyor. Vize. Oturum. Davetiye kağıdı gönderiyor. Okey. 3 ay herhangi bir yere zaten yine amelde geçen gün yapıyorsun. Ha, oturum bildirimi. Oturum değil. Ha, izin. Nerede oturduğuna dair. Tamam. Çalışmaya falan hiç alakası yok. Neyse. Bu 3 ay falan dolmak üzereydi. Arkadaşım dedi ki diğer de gitmek istemiyorsan dedi. Ha. Polise gidelim dedi. Senin burada kalacağını. Bildirelim. Ha, bu arada ben Türkiye'deyken üniversite kaydını yaptırmıştım. Benim bir öğrenci kimliği verdiler. Ha. Eskişehir. İşletim bölümü diye. Kimlik kartım var yanında. Öğrenci gibi gözüküyorum. Ama okula devam etmiyorum. Hı. Neyse. Polise gittik dedik. Biz dedik buraya. Okumak için. Okumak için geldik gibi konuşmaya başladık. Tam dedi polis dedi ki bize önünüze bir kağıt koydu. Onları da doldurun. Dedi bekleyin. Neyse. Aradan yine bir hafta, iki hafta falan geçti. Bize eve bir tane mektup geldi. Dediler ki bize 6 ay daha şey vermişler. Uzatmışlar. Uzatmışlar. Arkadaşım dedi ki bu 6 ay içerisinde çok şeyler değişebilir. Senin burada kalman için elimizden geleni yaparız dediler. Evet. Onlar da bir aileydi zaten. Yani benim burada kalmam için, Avusturya Viyana'da kalmam için bana yardımcı olacaklar. Evet. Neyse böyle oldu. Bu arada okula mı gittin ya da? İşe mi başladın? Bu arada bir şey yaptığım yok. Evdeyim ama eğer benim üniversite kaydımı orada kabul ederlerse arkadaşım diyor ki o zaman sen okula yazarım diyorlar. Evet. Benim. Sen iktisat demiştin. Bak şimdi benim bölümümde iki tane bölüm vardı. Bir tanesi iktisat bölümü, bir tanesi işletme bölümü. Ben işletme bölümündenim. Ama iktisat bölümünde olanlar girebiliyor. Uzmanlar da herhalde şimdi yine aynıdır. Eğer Türkiye'de okulun buradaki tam karşılığı var ise kabul ediliyorsun. Direkt burada kabul edilip okula devam ediyorsun. Evet. Gittik. Hatta o bugünkü hatırımda tam bir yana merkeze yakın teknişe UNEDİ'ye. Teknik üniversite. Ama güzel bir okuldu. Neyse içine girdik. Yine müracaatımızı yaptık. Yine buradan yazı geldi. Dedi ki sizin okuduğunuz okulun burada karşılığı yok. Eyvah. Olmazsa. Bu arada okula gidip geliyorum. Yine iktisat bölümünden gelenler var oraya. Hı. Onlar kaydını yaptırmış. Ya çıkmışlar, gelmişler. Kimliğini göstermişler. Kayıtlarını yaptırmışlar.
Beni almadılar. Kabul etmediler ama bana şey teklif ettiler. Akademik işlerimi teklif ettiler. Lise diplomasını kabul edecekler. Evet. Ben ticaret sesi mezunuyum. Ticaret sesi diplomasını kabul edecekler ama benim Almanca ve İngilizce yeterli sınavına girmem gerekiyor. Almanca da zor. 2 yıl dediler, evet, devam edeceğim. İlk senem hazırlık olarak geçecek. Evet. Almanca ve İngilizceyi orada bana öğreneceğim. Sonra bu 2 yıl bittikten sonra akademi bitiyor. Üniversite devam edebiliyor. Evet. Ama bu arada ben gelmişim. Cebimdeki param bitmek üzere. Çalışmak zorundayım. Öyle ya da öyle. Fark etmez yani. Çünkü İlk çalıştığın iş yeri? McDonald's. McDonald's. Şimdi orada arkadaşım dedi ki, burada dedi en kolay çalışabileceğin yer McDonald's dedi bana. Evet. Oradan dedi evrakları yaptırırız. Neyse, bu arada benim okul biraz bana yatmadı. Çünkü paraya ihtiyacım var. Hem okuyup hem para kazanmam gerekiyor ama burada çalışma iznim de yok. Okula kaydım yaptıramadım. Dediler ki, işte dedim ya, 6 ay uzattı polis. 6 ayda kalabilirsin dedi. O zaman nasıl oldu ben de bilmiyorum. Gittim McDonald's'a. Dedim ki ben de çalışmayı istiyorum. Hani kaçak değilim aslında. 6 aylıkta vizem var ama kaçak değilim. Dedi ki çalışabilirsin. O zamanlarda kaç şilink veriyorlar diye sadece de. Biliyorsunuz Avustralya'nın eski parası şilinkti. Şilink, evet. 12 mi? 13 şilink. Şimdiki yer öyle 1 euro 13 şilinkti. Çok düşük vermişler. Ama 85 yılında. Ha, okey. O zaman. Ha, 85-86 gizli. O zaman gıda her şey de ucuzmuştur. Ben dedim ki ben kazanacağım parayı değil de en azından orada kalabilme derdim olduğu amacın için. Amacın o. Evet. Ben kabul ettim. Tamam dedim, ben çalışacağım. Girdik. Almanca yok. Bir şey yok. Zaten çalışanların çoğu da yabancı. Hindistanlı çoktu. Onlar vardı. Neyse. Bu arada ben kendime başka iş de arıyorum ama burada kalmanın yollarını da arıyorum. Bir tanesi şeye gittik. İşçi bulma kurumuna gittik. Avustralya'da o zamanlar farklıydı. Şimdi yine farklıdır. Bir gençler için iş bulma kurumu var. Bir de normal çalışanlar için var. İşsiz kalanlar için. Ben şeye gittim. Öğrenci gibi olanların yerine gittim. Orada bir tane genç çocuk vardı. Bana yardımcı olma istedi. Dedi, ne yapmayı istiyorsun dedi. Meslek yok. Garsonluk yapsam. Almancam yok. Dedim ben dedim meslek öğrenmek istiyorum. En güzel. Bir de dedi, mesleği çok değerli. Ne öğrenmek istiyorsun dedim. Şu anda herhangi bir fikrim yok. Dedi, çalışıyor musun diye sordu tekrar. Ben dedim ki McDonald's'a geçiş olarak çalışıyor. Dedi ki bana McDonald's'a 1 yıl 1 gün çalış dedi. Ondan sonra yanıma gel dedi. Buradaki çocuk. Yabancı mı çocuk? Avusturyalı. Ha, Avusturyalı. İşçi bulma kurumu. Ha, işçi bulma kurumu. Neyse. Tam 1 yıl 1 gün çalıştım. McDonald's'a istifa ettim. Ondan sonra çıktık buradan. İşçi bulma kurumuna gittim. Ha, bu arada 6 ay doldu. Bir daha uzattı. Tekrar yine 6 aylık daha verdiler falan. O yıllarda daha mı kolaydı acaba? O zaman kolaydı. O zaman vize yoktu ki. Vize derdi yoktu, evet. Şimdi neyse, bayağı zor gibi. Bir de bir aile sana şey çıkıyorsa, ha, destek. Bu bende kalıyor veya masrafını karşılıyor, herhangi bir yazı önemli değil. Bir imza alınsın yeter. Yeterliydi. Evet. O zaman farklı bir şey yoktu. Neyse, işi bulma kurmama. Tekrar gittim oraya. Bu arada evimizin yakınında da pazar yeri var. Bu pazar yerinde de çok Türkleri var. Manavcılar var. Hatta sen bir tanesine tanıştın. Evet. Hatırladım. Denizli'de. Neyse, onların yanına takılıyorum. Ona her önüne gelen bana fikir verir. Şöyle yaparsan şöyle olur. Hiç kimse diyor. Fazla uzatma diyor. Hemen diye git diyor. Nasıl? Bir arkadaş bul kendine diyor. Çalışan, evet, biraz olsun diyor. O zaman sorun çıkmaz diyor. Kimse diyor. İşte en kolay yolu okula gitmek diyor. İşte bunun yanında. Aslında sen Türkiye'de ticaret lisesi mi okudun? Muhasebe okudum. Ha, muhasebe. Neyse. Almancan olsa. Bir tane Trabzonlu dedi ki
Ben dedim ya Mesih oğlum, ben dedim bir şey bilmiyorum ben dedim. Ben dedim garsonluk yaptım, bunun başka bir şey bilmiyorum ben. Hiçbir şey bilmiyorum dedim. Dedi ki sen dedi kaynakçılık yap dedi. Şimdiki meslek. Dedim ya ben kaynaktan anlamam. Dedim zor mu o iş dedim. Bak inan ki bilmiyorum yani. Bak kaynakçılığın ne olduğunu hani görmüştüm var ama. Anladım. Hani... Ne olduğunu ne yapacağını bilmiyorum. Dedi bak benim bir arkadaşım vardı. Git dedi kursa dedi. O kursa gitmiş. Öğrendi dedi. Yaparsın dedi. Dedim yapma. Neyse. Oradan çıktım eve gittik. Kaldım ailenin yanına. Bu arada kaynakçı karısı Sezo. Yani. Var yani. Dedim ki onlara, ben dedim, arbestime gideceğiz ya, şey verdiler, randevu verdiler. Orada bana sordu, daha önce sormuştu, hangi mesleği yapmayı istiyorsun diye. Ha. Evdekiler dedim ki, kaynakçılık varmış dedi. Ama dedim, anlamıyorum ama dedim, dediler ki bana orada öğrenirsin dediler bana. Okulda oluyor artık değil mi bu? Tamam, öyle. Şimdi gittik arbestime, yani işi bulma kurumuna. O gencin yine aynı gence. Ha dedi karar verdim dedi ne yapacaksın dedi. Ben dedim kaynakçılık yapacağım dedim. Ha, benim lise diplomam var ya lise diplomasını kabul ediyorlar. Hmm. Zaten o benim tecrübeli vardı. Onun önüne koydum. Dedi uzman ne zamandı? Mart, Nisan aylarında dedi bir tane okul başlıyor dedi. Sen de 2 yıl gideceksin dedi. Meslek okulu. Orada dedi hem teori olarak hem de böyle ders olarak göreceksin dedi. 2 yıl sürecek. Dedim hani bu arada ben çalışıyorum ya. Para da yok. Oradan kazandığım McDonald's'a kazanan parayla tam aile bana yardımcı oluyor ama tabii ben şey yapamıyorum. Kendime yediremiyorum. Aynen. Onların yanında. Türk gururu. Ya öyle diyelim hadi. Şimdi ben okula başladım. Sonra bana dedi ki çocuk, bu arasındaki yani işi bulma okulunda olan. Dedi, sen okula giderken dedi, hani şimdi burada var ya hani öğrencilere para veriyorlar. Burs mu? Burs değil. Nasıl? Meslek yapanlara bir aylık para tamam, veriyorlar. Tamam, tamam. Sabit bir para alıyorlar, düşük. Hı. Ama yine de veriyorlar. Osman şartlarında. Dur. Hem okuyup hem çalışıyorsun. Yok, zaten okula gideceğim. Ha sadece okula. Sadece okula gideceğim bana para verecek. Ben zannediyorum hem okuyorsam staj yapıyorsun. Aa unuttum. 10 bin. Ya iyi vermiş lan. 10 bin işini falan dedi eline dedi, para alacaksın dedi. Ama ben nasıl seviniyorum. Bak şimdi şöyle en azından yiyeceklerimi alacağım. Kimseye muhtaç olmuyor. Ufak tefek şeylerimi alacağım. Zaten o ailenin yanında kalıyorum ben. Bir yer verdiler bana orada. Yatıp kalkıyorum. Sorun yok. Evet. Neyse zaman geldi şeye başladık. Meslek okuluna başladık ya. Gittik. Dilini nasıl becerdi mesela Almanca? Hacım bu arada birazcık tabii evde çalışıyorum. Zaten zamanım var. Televizyon izlemiş. Televizyon izliyorum. Diziler var. Yabancı. Bunların kendi dilinde kriminal diziler var. Hmm. Onlara bana diyorlar ki bunlara bak diyorlar bana. Akıl veren çok. Yani aileden öğrenme açısından. Akıl veren çok para veren yok gibi. Aynen. Neyse bana dediler ki böyle böyle yap. Bu arada birazcık birkaç kelime Almanca da öğrenmeye başladım. Okula başladık ilk günü. Böyle bir şeye girdik. Salona mı? Canım zaten herkesin ders odaları ayrı da. Hı. Zaten gelenler toplam. Meslek okulu mu bahsettiğin? Hı. 17 kişiyiz. Bir sınıf değilim artık şimdiki gibi. 17 kişiyiz. Allah bizi biraz dolaştırdılar geldiler bir tane. Werkstatt ne oluyor? Werkstatt. Bu tamirhane gibi. Ya işte esas bizim orada pratik işlemleri yapacağımız, kaynak yapacağız. Parçalar var, onları kesiyoruz falan. Hı, öğretiyorlar işte orada. Hı. Oraya bir girdik. Öyle aletler var ki hayatımda ben öyle bir şey görmedim. Hı. Ben hayat doktorlamadan başka hiçbir şey bilmiyorum. Neyse. Bir şeyler anlatıyorlar falan, derslere giriyoruz falan. Bu arada bak gece günü çalışıyorum, Almanca öğreneceğim diye. Ama nasıl çalışıyorum? Onlar yardımcı oluyor, oradan oluyor, uzmanlar da. Ama çalışan insanlar daha çabuk Almanca öğrenebiliyor. Ya orası doğru, oradaki çocuklar da zaten hepsi
Zaten sana nasıl bir Almanca lazım? O aletlerin ismini bilmem ya da nasıl? Aynen. Hani. Neyse. Akşam eve geldim, dedim ki böyle böyle dedim ama ben dedim onların ne olduğunu bilmiyorum. Bunlar dediler ki o zaman sana bir tane kitap bulalım. Bütün aletlerin isimleri mi yazıyor? Ha, örneğin gözlük mü? Evet. O kitabı attım galiba. Bu gözlüğün resmi var. Hmm. Anladın mı? Bu gözlüğün resmini orada Almanya'sını yazıyor. Aynen böyle. Kindergarten çocukları öğretirler ya. Yani anaokul çocuklarını öğretir gibi öğretiyorlar. Diyor. İşte tornavida de var, işte pensile var. Aklı ne gelirse onun aletlerinin hepsinin resmi var. Zaten. Hiç üşenmeden öğretiyorlar, ne güzel. Yok. Ha, sen kendi öğretin. Bana dediler ki öyle bir sana kitap bulalım dediler. Çocukça. Ama olsun. Dedi bir tanesi bakıyor. Kitapçılara falan gittik. Yok. Ama en çocuklar için de öyle kitap bulmak zor değil mi? Çünkü çocuk kitapları genelde hani böyle ayı, maymun, kedi, köpek, ev. Bizimki biraz öyle resimle. Ha, senin teknik. Bizimki bizim biraz tekniğe giriyor. Evet. Şimdi ne? Öyle. Sonunda Almanya'dan bulmuşlar o zamanlarda. Sadece el telefonları var. Başka telefonları, cep telefonları var. Yok ya. Evet. Oradan konuşuyor, konuşuyor. Neyse. Sonunda sipariş verdirmiş bir tane kitapçıya. Bulundu yani. Aradan bir hafta mı geçti? İki hafta mı geçti? Kitap geldi. Açıyorum kitabı. Her türlü resim var üzerinde. Wow. Aklımda benim öğrenmem gereken ne varsa öğreniyor. Hepsi resminde var. Almanca karşılığı da var. Ne güzel. Neyse. Bak yardımcı olmuşlar. Bakıyorum, öğreniyorum, yazıyorum, çiziyorum. Okula gidiyoruz bu arada. İşte pratik ders yapıyoruz. Bak derslerde iyi değildim o kadar. Hmm. Hele bu ölçümlerde, çizimlerde bayağı kötüydüm diyelim yani daha doğrusu. Beceremiyordum fazla. Ama yanımdakiler yardımcı oluyordu. Ama pratik bölümüne geldik. Yani bir iki hafta geçti. O kadar kaynak yapmasını öğrenmiş sayılır bak. Ama bizim Türklerin yapısında var. El beceri yetenekleri çok şey hani... Biraz yüksek, da öyle. Neyse. El becerileri çok iyi. Birkaç hafta geçti böyle. Ben biraz elim yapmaya başladım. Biraz alışmaya da başladım. Kitaplarına bakayım, öğreneyim falan derken ben öğrendim sayılır artık kaynak yapmayı. Bazen arada sınav yapıyorlar bizi. Hmm. Ha, denemek için. Hem mesela derslerden sınav yapıyorlar. Öğrendim. Hem de yaptığımız pratik şeylerden mesela röntgen çekiyorlar. Güzel mi çıkıyor, kötü mü çıkıyor. Sevdin mi ama sonuçta bu işi? Sonunda bayıldı. İşin içine girdik ya. Orada hoşuma gitti. Hoşuma gitmeye başladı ama dersleri o kadar ya beceremiyorum. Hmm. Bak şimdi. Neyse. El işini sevdi. Kaynak yapmayı. Ben kaynak yapayım. Ben onlar çünkü o benimle beraber olanlar hepsi siyerleşmeye çıkıyor. Ben siyerleşmeye falan gitmiyorum. Bu arada ben öğreneceğim diye. Hmm, heveslisin. Zaten parçalara falan para vermiyorsun. Parçalar kesilmiş, hazırlanmış. Hmm. Sen parçayı getiriyorsun, tutturuyorsun kaynakla. Kaynak yapıyorsun. Beğenmedin atıyorsun. Bir daha getiriyorsun. Bir daha yapıyorsun. Kimse bir şey sormuyor. Yani sen bu mesleğin okullusu olmuş oldun. Hı. Okulu. Hı. İşte iki sene. İki yıl gidiyorsun. Gittik. Kazandın. Yapmaya başladık. Yaptık, tuttuk derken ben öğrendim. Bir sefer de arkadaşların yapması gereken görüşmek ne oluyor? Sınavları var ya. Sınav. El sınav şeyleri. Beceri sınavları. Hı. Onların kaynaklarını ben yapıyorum onları. Birer kahveye. Bir kahve. Her yaptığım bir kahve alıyor. Oo. Bazıları kola veriyor. Bir de Avusturya'nın kahvesi de içilmez mi? Yani öğrendik burada. İki yılın sonunda ben komisyon geliyor. Türkiye'de öyle bir şey yok galiba. Komisyonla sınava giriyorsun. Hem müfettiş gibi. Hı. Onlar, evet. Hem yazılı not sınavına giriyorsun. Evet. Hem de ehliyet sınavı gibi bir nevi. El becerisinde sana bir plan veriyorlar. Ya onu yapıyorsun. O planı yapıyorsun. Onu notunu. Onlar bakıyor, işte içine su koyup onu basınçlıyorlar, ölçüyorlar falan. En sonunda ikinci yılın sonu bitti, artık sınavlara girdik. El becerisinden geçtim. Wow. Bunun yanında sıra tekniğe kaldı. Ben odaya girdim, sözlü sınav yapıyorlar. Onlar sözlü de var. Beni aldılar, odaya girdim ben. Beş tane adam var karşımda. Sıralamışlar. Heyecan oldu mu? Ortaya da bana bir tane sandalye verdi. Aynen bunun gibi. Oturdum. Bir tanesi başladı. Dediklerini anlamaya başlıyorum. Anlıyorum da. Ama Türk kurnazlığı diyelim. Bir tanesine dedim ki ben dedim
fazla dedim, Almancam o kadar güzel değil dedim. Siz dedim bana yavaş yavaş sorun diyor. Bu arada ben de kendi kafamdan düşünmeye çalışıyorum. Ne diyorlar bana diye. Hmm. Hani sorunun cevabını bulmaya çalışıyorum. Ne sonuçta sınavı yaptık. Dediler. Beşikte altın dediler bana. Kazandın. Kazandın dediler. Aldık. Ondan sonra eğitimli meslekli oluyorsun. Meslek eğitimli diplomasını. Hı, aldık. Hak ettin. O kadar güzel anlattın ki erkek olsaydım ben de kaynakçı. Ama bak. Her zaman söylerim. Kim ne işi yapıyorsa yapsın. Yaptığı işi severim. Beğenerek, severek yapması lazım. O zaman daha verimli çıkar. O zaman başarılı olur. Eğer sen yaptığın işte sabah erkenden kalkıyoruz ya işe giderken. Evet. Eğer sen bugün de iş dersen bu işi yapamazsın, beceremezsin. Hangi işte olursa olsun. İstersen memur ol, istersen avukat ol. İstersen tır şoförü ol. İstersen kaynakçı ol. Kaynakçı. Neyse. Yıllarca bu işi Avusturya'da bir anda yaptık. Ama bir anda hakikaten ben nasıl söyleyeyim. Kendi yaşadığımız şehir Denizli gibi çok seviyorum. Ha, alıştım tabii. Sana. Orada 16 yıl güzel bir şehir kaldık. Peki Almanya'ya nasıl geldi? Almanya'da sezon buldum. Sezon bulduktan sonra karar verdim. Hatırlıyorsun. Önce Viyana'ya geldik. Aha, evet. Sen dedin ki Viyana büyük şehir. Ben Almanya'ya geldim. Denizli'ye nazaran çok büyük şehir dedim. Onunla orada kaldık. Hadi evimiz vardı, kalıyorduk. Sen dedin ki bizim akrabalarımız var Almanya'da. Aynen dedim. Bir onları ziyarete gidelim dedim. Belki de şeydendir Hüsacığım. Hani ben burada doğdum ya. Ama küçükken temelli gittik ama burada doğduğum için Almanya'ya bir aşinalığım var. Evet. Belki de ürktüm ben Viyana'dan büyük şehir görünce, ne bileyim. Aslında şöyle. Her güzel, ben çok beğendim. Belki de çok büyük geldi gözüme hani böyle. Can Viyana büyük şehir. Korktum gibi oldu ilk başta. Ama bak Almanya ile Avusturya ikisi de Almanca konuştu halde. İkisi de çok farklı bir toplum. Farklı yapıları ben de fark ettim. Hani böyle Almanların sevdiğini onlar sevmeyebilir. Nasıl söyleyeyim ya? Şöyle biraz kibirli mi desem? Biraz böyle havalı duruyor gibi geldi. Biraz böyle Avusturya şeyleri var. Özgüvenli şey. Sonuçta 16 sene, 16-17, 2002'ye kadar orada kaldım. 85'te mi? 85'te geldim. 95, 2002 mi dedin? Ha, 17 yıl kalmış. 17 yıl, Viyana'da yaşadıktan sonra sevgilim Sezo'yu bulduk. Evlendik ve Almanya'ya ziyarete geldik. Doğru. Ziyarete geldik, eş dostlarken akrabaları biraz geniş, onlara ziyarete geldik. Oturduk, kalktık. Neyse benim hanım birden fikrini değiştirdi. Dedi ki biz Almanya'ya taşınacağız. Dedim yapma. Orada kurulu düzenimiz var. Evimiz vardı. Evet. İşimiz de vardı. Çalışıyorduk. Şimdi dedim Almanya'ya gidersek tekrar yeniden ev tutacağız. Bu arada unuttum anlatmayı. Sen bu arada bir tane daha meslek yapmıştın ya. Ha, bu arada meslek bir tane daha yaptım. Seyahat acentası nasıl deniyor? Turizmle ilgili. Reisebüro. Turizmle çalıştığım için. Reisebüro Türkçesi. Seyahat acentası. Da, orada yine 2 yıl, yok 3 yıl. 3 yıl çalıştım. Hmm. Hem çalıştım ve yılda 2 defa, 2'şer ay okula gidiyorduk. Bütün dünyayı geziyordum bu sayede. Birkaç yeri gezdik. Birkaç yere dolaştık. Neyse, biz aldık, Almanya'ya taşınmaya karar verdik, yine. Sonra işte Almanya'ya geldik. Ben hamileyim bu arada. Ha, bu arada... İlk çocuğumuzu. İlk çocuğumuz oldu, olacaktı. Neyse, buraya geldik, iş aramaya başladık. İş bulduk derken, sonuçta kaç yıl oldu? 22 mi? Evlenir mi? 21. 21, 22'ye giriyor. 22'ye giriyoruz, doğru. 22 yıldan beri sevgilim Sezo'yla beraberiz. Ama çıkarım. Hayatta en güvendiğim insandır. Benim de sen. Gerçekten bak doğrudur. Hem benim annem, hem babam, hem kardeşim, hem sevgilim, hem çocukların annesi. Ne dersen de. Şımarttın beni. Şımarttık bir şey yok ama işin gerçeği bu. Seni tanıyanlar zaten bilir ne olduğunu. Böyle. Ama işte
dediğim gibi 22 yıldan beri de Almanya'dayız. Almanya nasıl? Ya Avusturya. Doğru, sana sorayım. Sen her iki ülkede yaşadığın için Almanya nasıl? Güzellik olarak Avusturya daha güzel. Alp dağları var. Yani Viyana şehir olarak güzel. Zaten Viyana'dan yarım saat arabayla bir yere gittiğin zaman sana dağlar başlıyor. Ben farklı. Avusturya'nın ekmeğini ve pastasını çok sevdim. Bir de kahvesini. Güzel ekmek yapıyorlar. Orada. Çok güzel ekmeğin tadı. Farklı. Kahvesi daha. Kahvesi de çok şey güzel. Almanya'da yeşillik, gerçi Avusturya'da yeşillik de, gerçi Avrupa'nın her yeri yeşillik sanırım, İsviçre olsun. Yeşillik olarak güzel ama Avusturya biraz daha farklı güzel diyelim. Farklı güzel. Yani Almanya'da kötü değil ya, Almanya'da iyi. Yani biz 22 yıldır buradayız, çalışıyoruz ve ailemizle geçindiğimizde mutluyuz. Evet. Sonuçta eğer benim gibi yine otellerde çalışan arkadaşlar var, bir sürü abi, bildiklerim çok yani benim. Orada kendilerine arkadaş bulup Almanya'ya, Avusturya'ya, İngiltere'ye, taşınanlar, Amerika'ya gidenler çoktu yani böyle. Görüyorduk da biz böyle. Ama sonuçta böyle Amerika'da gibi. Yaşamak da güzeldir herhalde. Hani hiç gitmediğimiz için. Televizyonda izlediğim kadar güzel görünüyor. Ben bir Miami'ye gittim. Orası da zenginlerin olduğu yer, güzel bir yer. Muhakkak ki İçlere gittiğin zaman orada sefil insanlar vardır. Her şey dört dörtlük. Zaten değil. Avrupa'da yaşayan çoğu gençler Amerika hayali kuruyor. Türkiye'deki yaşayan gençler Avrupa hayali. Herkesin hayalleri var. Umarım herkesin hayalleri gerçek olur. Ya şimdi Almanya dört dörtlük mü? Bunun eksik yeri yok mu? Tabii var. Ülkenin var. Evet. Yani. Evet, Amerika'nın da var. Olaya nasıl baktığına bağlı. Olaya sen olmaması için bakıyorsan zaten o işin olmaz zaten. Ama oluruna gitmeyse mesela Almanların bir özelliği var. Sen adama selam ver, o da sana selam verir. Sen adama selam vermezsen o da sana selam vermez. Böyle. Ama insan ne kadar da hani yurt dışında yaşasa kendi ülkesini özlüyor. Sen özlüyorsun. Bak ben kaç sene olmuş. Ne bileyim yemeğini. Zaten niye gidiyoruz Türkiye gezmeye? Sonra yemek yemek için gidiyoruz. Kokoreç dermiş. Ya yani bir de işte tatile gidiyoruz. Ama bu arada biz başka yerlere de gidiyoruz ama bizim hafta sonu gittiğimiz yerler çoğunlukla. Bazen resmi tatil oluyor orada gittiğimiz yerler. Ama hangi ülkeye gidersek gidelim kendimi Türkiye'de daha rahat hissediyorum. Ya canım orası kendi memleketin. Ne bileyim böyle daha. Öyledir yani. Kendim öyle hissediyorum. Ya ama bugün deniz yeri değil de ama örneğin, bir söz vardır bilirsin. Hani doyduğun yer mi, doğduğun yer mi diye, değil mi? Öyle. Bizim memleketim şu anda bence benim memleketim en azından burası. Öyle hissediyorsun. Uzun yıllar yaşayınca yani, kendi memleketin gibi geliyor. Neredeyse 40'a merdan dayadık. 40 seneden beri buradayız. Çocuklar var, çocuklarsa geri döner mi? Dönmez. Niye dönmez? Çünkü çocuklar burada büyüdü. Burada okula gitti. Burada doğdu. Bu çocuklar da şu anda Türkiye'ye geri gitmeye kalksınlar. Bunlar da kaybolur. Zorlanır, evet. Yani kaybolur yani. Doğru. Onun için biz... Almanya serüvenim böyle. Almanya'da gelişim böyle. Yani yine de sezon sayesinde geldi sevgili Almanya'ya. Ama daha önce Almanya'ya gelmiştik. Kışlığım vardı. Gezmeye gelmiştim. Gezmeye gelmiştim. Böyle. Zaten Avusturyalılar Almanya'ya, Almanyalılar da Avusturya'ya gezmeye çok gidiyorlar değil mi? Dağ bölgelerine falan. Canım zaten benim geldiğim zamanlar Almanya'ya gelmek için bize falan gerekmiyordu. Evet. Ha, biz o, o yıllarda. Arabaya biniyorduk. Tamam pasaportuna bakıyorlardı ama o kadar şey değillerdi. Geçiyorsun, geri döneceğimiz belli. Çünkü Avusturya bize kadar arabayla gidiyorsun. Evet. Geri geleceksin. Zaten Avusturya'nın aşağı bölgesinden, Salzburg'dan Innsbruck'a gitmek isteyenler Almanya'nın içinden geçiyordu zaten. O arada dağlarda karayoluna gitmek istemeyenler için daha yakın diye. Öyle yani. Bu arada teşekkür ederiz. Bazı anlattıklarını ben ilk defa duyuyorum. Hani mesela yani, nasıl tam gelişim. Aslında bende çok onu var. Ama zaman yok. O kadar da zamanım yok. Şu anda ileriki zamanlarda biraz kendimden bir şeyler bahsetmek isterim. Evet sevgili arkadaşlar. Benim
1985 yılında başlayan Avusturya, Almanya maceram şimdilik bu kadar. Bize anlattığın için çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Sizlere iyi günler dileğimizle. Bu arada eğer videomuzu beğenirseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Dostça kalın.